Şimdi e, bir izleyicimiz soruyor. Biraz önce kestim ben. E, Ahmet Arif'in cenazesindeki hastanede 3 kişi var dediniz. Cemal Süreyya'nın. Cema Süreyya Haydarpaşa numara hastanesinin morgunda ben, şimdi Cemal Süreyya hocamın ben ölüm haberini alır almaz e, tabii hemen e, önce evine koştum. Cihan Serasker Sokağı şu anda Cemal Süreyya Sokağı olan evine ve ertesi günde hastaneye gittim. Çünkü e, ortada bir kaybettiğimiz bir insan var. işlemleri var. Ne bileyim, işte hastanede karşılanması gereken bir şeyler var. Oraya koştum. Nereye koşarsın ki? Hocamın yanına koştum. Ee, Mehmet Ali Işık, Hatay e, lokantasının sahibi. O vardı, o gerçek bir Cema süreye dostudur. Oğlu Memo. Bir ara iki tane yeğeni, amcasının çocuğu geldi gitti. Onlar da çok değerli, güzel insanlardı. Ama Memo ben ve Mehmet Ali Işık. Bütün o işlemleri yaptık. Hocayı o gün alıp cenaze arabasıyla Şişli Camii'ne götüreceğiz. Ertesi gün cenaze namazı kılınacak. Şimdi araba geldi. Hoca tabutta. Aklıma o dizesi geldi. Gömmeden önce biraz gezdirin bir. Hemen gittim şoföre, cenaze arabası şoförüne. Dedim hangi yoldan Cemal gideceğiz? Cemal Süreyya'nın vedasını anlatıyor. Son yolculuğu. Son son yolculuğu. Yani o Son yolculuğunu İstanbul anlatıyor. Avrupa yakasına son geçişi diyelim. Ee, hemen Haydarpaşa numara stansının arkasında şey vardır. Göztepe'den çevre yoluna bağlanacak. Birinci köprü yoluna. Köprüden gideceğiz dedim. Dedim ki hayır. Oradan gitmeyeceksiniz. Sahil yolundan gideceğiz. Abi dedi şeyimiz yetişemeyiz. Acelemiz yok ki dedim. Bir sonraki. Ya, acelemiz yok dedim. Bak dedim. Bu çok anlattım şoföre. Bir Anadolu çocuğu da. Bu çok değerli bir şair, yazar. Böyle 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 böyle. Vasiyeti var falan filan. Ama tedirgin. Hadi hadi biraz da bize şey bir şey olmaz. Hadi hadi falan dedik. <laughs> ben cenaze arabasının ön koltuğuna oturdum. Arkada Memo ve Mehmet Ali abi. Ve çıktık. Çevre yoluna doğru değil, harama doğru gitmeye başladık. Ama öyle mutluyum ki. Hocayı gezdiriyoruz ya. İstediği Cemal oluyor. Süreyya İstanbul'u geziyor. Tabii. O Şeyde geldik Harem Otogarı'na, onun önünden geçiyoruz. Harem Otogarı'nda gelen nice göçebeler hep oraya gelmiş. Aklımda o var. Göçerler değil mi? orada. Nice gö gö göçler yaşanmış, gelmiş oraya. Oradan geçiyor Cemal Süreyya. Sonra Salacak Sahil yolundan tam Kız Kulesi'nin karşısında aklıma onun şu dizeleri geldi. Kız Kulesi'nin düş getiren pay senetleri kısa günde kapış kapış gitti. Ki ben sonradan 92 yılında bu dizeden dolayı Kız Kulesi'ni işgal edecek şiir cümretiyle ilerleyecektim. edecektim. Geçtik, Üsküdar'a geldik, Boğaz'da gezdiriyoruz. Şimdi tam Kuzguncuk'ta geldik. Ya dedim, hey Allah'ım. Bir Can Yücel'i görsek çıksa karşımıza. Düşünsen Kuzguncuk Can Yücel. Diyeceğim ki bak Can Hoca, Cemal Süreyya'yı gezdiriyoruz. Şimdi orada ışıklar vardır. Işıklarda, ışıklarda durduk. Kırmızı ışık yandı orada. İçeriye doğru Kuzguncuk Mahallesi'ne doğru gelen caddeye. Geçiyor cenaze arabası. Yani gözlerim beni yanıltmıyorsa öyle 100 metre ötede Can Yücel elini arkaya atar böyle yürüyüşü vardır ya. Ama Can Yücel gidiyor. Ya şoföre dedim ki yani yani dur dedim. Dur. Lütfen dur dedim. Şuraya kadar gidip geleceğim. Bak bir tanıdığı geçiyor. Abi dedi. Başka bir cenaze var. Çok geç kaldım. Ya ne bileyim bir, birkaç dakika önce gelsek belki de he, Can ile Cemal Süreya, bilemiyorum buluşacak. buluşacak ve geçtik, bütün oradan köprüye gittik, gezdirdik, hiçli Şişti ceza çıkmıştı ki <laughs> e, camiye Cami. onu koyduk. Bir sonraki gün cenaze günü, tıklım tıklım orada müthiş olaylar oldu. Pek çok şey benimle beraber mezara gidecek, Cemal Süreyanın kasını şeysini bildiğim çok şey var. Üvercinkası bende burada. Ama hoca hiç anlatmadığı şeyleri, hocanın hiçbir zaman anlatılmasını istemediği şeylerin çok böyle yazıldığını, evet tamam yazılabilir, merak ediyoruz artık ama bilmiyorum yani benim anlatmak istemiyorum. Ama orada müthiş bir şey oldu orada. Ve namazı kılındı, hocayı omuzlara aldılar. Ben şöyle bir 15 metre mesafedeyim. E, cenaze arabasına doğru gidiyor, kulaksa defnedilecek. Hani cenaze arabalarının arkasına e, mehrum ya da mehrumenin adı yazılır ya. Cemal Süreyya, iki ye ile yazılmış ya. Süreyya. Ya tahsif var, hata var. Şimdi gidiyor oraya doğru, arabaya doğru, kondu cenaze arabasına. Araba böyle çıkacak trafiğe yola doğru hareket etmeye başladı. Bir kadın gördü oradaki yazım hatasını. Koşuyor, koş yetişmeye çalışıyor. Araba tam çıkacakken ya Serhan olamaz böyle bir şey. Son anda parmak uçlarıyla ikinci Y harfini sildi ve araba hareket etti. Müthiş. Müthiş bir görüntüdür bu biliyor musunuz? Yani dize, o... o... dize de geldi Sunay abi. Evet. Gömmeden önce biraz, biraz gez, gezdirin beni. Dedi.